20 Kasım Salı sabahından herkese günaydın. Yeni bir günle daha karşınızda olmaya başladık. Saat 9.30'a kadar da ülke gündeminde öne çıkanları konuşmak ve tartışmak adına biz burada olacağız. Şimdi gazetelerin ilk sayfalarına göz atacağız. Saat 8.30 itibariyle de Halkın Partisi Milletvekili Sayın Gülşah Sanver Manavoğlu bizimle birlikte olacak. Ülke gündemini konuşacağız. Başta hükümet icraatları, ekonomik sıkıntılar ve buna bağlı olarak atılması, alınması gereken tedbirlerin neler olduğu, halkın ne beklediği ile ilgili de Sayın Gülşah Sanver Manavoğlu'nun değerlendirmelerini dinleyeceğiz. Gazetelerin ilk sayfalarına göz atacağız. Dün paylaşmıştık programa başlarken. Dün saat 5 sıralarında polis Gönyeli'de bir çiftin ölü olarak bulunduğunu açıklamıştı. Polisin açıklamasında birinin cinayet olduğu, sonrasında meydana gelen olayında intihar olduğu açıklandı. Gazetelerin manşetlerinden bu acı ülkede üzüntü yaratan haberi paylaşarak başlayacağız. İlk gazetede Kıbrıs oluyor ve biri cinayet, iki ölüm başlığını kullanıyor Kıbrıs gazetesi de. Ülkede büyük infial yaratan cinayet olaylarına dün sabah bir yenisinin daha eklendiğini yazdı gazete. Gönyeli'de bir kişi henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı eşini öldürdükten sonra kendi yaşamına da son verdi. Ülkemizi sarsan cinayet olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Her sabah toplumda infial yaratan bir olaya uyanan vatandaşlar dün sabah da bir cinayet olmak üzere iki ölüm haberiyle sarsıldı. Gönyeli'de 63 yaşındaki Hasan Yılmaz Karasalih saat 4 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı 60 yaşındaki eşi Sevinç Karasalih'i öldürdükten sonra kendi yaşamını da sonlandırdı. Sabah saatlerinde kendisine gelen telefonla ailesinin evine giden Karasalih çiftinin oğlu kapıyı kimsenin açmaması ve telefonlara kimsenin yanıt vermemesi üzerine kötü bir şey olduğundan şüphelendi. Demir bir merdiveni binanın yan tarafına dayayıp mutfak penceresinden eve giren Karasalih çiftinin oğlu üzücü manzarayla karşılaştı. Hasan Yılmaz Karasalih'in cansız bedenini mutfakta, eşininki ise yatak odasında bulundu diye yazıyor bugün gazete. Ve bugün Karasalih çiftinin toprağa verileceğini de eklemiş gazete. Karasalih çiftinin ölüm haberi aile yakınlarını ve sevenlerini de yasa boğdu. Spor dairesinden emekli olan Hasan Yılmaz Karasalih'in su tesisatçılığı ve teknisyenliği yaptığı, eşinin ise ev hanımı olduğu öğrenildi. İki çocuğu olan Karasalih çifti bugün İsmail Safa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından da Lefkoşa Mezarlığı toprağa verilecek. Biri cinayet, iki ölüm gazetenin manşeti ve cinayet rakamlarının korku verici olduğunu da duyuruyor gazete. Ülkede artan cinayet vakaları herkesi ürkütüyor. Dün Gönyeli'de işlenen cinayetle birlikte son 11 yılda cinayete kurban verdiğimiz kişi sayısının da 58'e yükseldiğini paylaşıyor. Gelelim sürmanşete. Çocukları da koruyamıyoruz. Gazetenin sürmanşeti bugün. Ülkede istismara uğrayan, şiddet gören, suç işleyen ve öldürülen çocuk sayısı çocuk hakları konusunda da başarılı olamadığımızı ortaya koymuş. Ülkenin dört bir yanında bugünün Dünya Çocuk Hakları Günü olması dolayısıyla çocuk hakları ile ilgili açıklamalar yapılırken onlarca çocuk ailesinden uzak, sıcak bir yuvanın hasretiyle yaşıyor. 9 çocuk çeşitli suçlar nedeniyle cezaevinde bulunuyor. Sosyal Hizmetler Dairesi'nden alınan bilgiye göre de koruma gerekçesiyle 106 çocuk SOS Çocuk Köyü, 30 çocuk Lefkoşa Çocuk Yuvası ve 28 çocuk da koruyucu ailenin yanında. Çocukları da koruyamıyoruz gazetede. Sürmanşet oldu. Logonun yanına bakalım. Siz hükümet kurup hükümet bozan bir ailenin ferdisiniz. Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan'dan iş insanı Mete Boyacı'ya şok sözler diyor Kıbrıs gazetesi. Siz hükümet kurup hükümet bozan bir ailenin ferdisiniz. Eminamelerle ilgili bilgilendirme toplantısında fikirlerini söyleyip bazı itirazlarda bulunan iş insanı Mete Boyacı'ya Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, siz hükümet kurup hükümet bozan bir ailenin ferdi olarak diye bir ifade kullandı. Bu söze tepki gösteren Mete Boyacı'yla katılımcıların çoğu salonu terk etti. Geldik şimdi Kıbrıs'ın ardından havadise büyük trajedi demiş gazete manşette. Gönyeli'de yaşayan Hasan Yılmaz ve Sevinç Karasalih çifti dün sabah evlerinde ölü bulundu. Polis detayları açıklayınca olay infiale neden oldu.
Detaylar var ama bu kadar detayı paylaşmak istemiyorum. Çiftin cesedini sadece oğullarının bulduğuyla ilgili bilgiyi aktaralım. Aile yakınlarından gelen telefon üzerine acı haberi alan genç adam anne ve babasının evine koştu. Eve mutfak penceresinden giren oğul korkunç tabloyla karşılaştı. Hasan Yılmaz Karasalih yakın çevresi ve komşuları tarafından sessiz ve sakin bir kişi olarak biliniyordu. Yaşanan bu olay akıllarda birçok soru işareti bıraktı. Polis cinayetin neden yaşandığına ilişkinse herhangi bir açıklamada bulunmadı. Büyük trajedi gazetenin manşeti. Akıl sağlığı savunma oldu. Gazetede sürmanşette bugün. Gönyeli'de kendi çocuğunu öldüren Bilge Lord dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Avukatı Lord'un akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etti. Avukatı Bilge Lord'un akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ediyor. Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan kontrolün yeterli olmadığını öne süren avukat Lord'un adli psikiyatrist tarafından da kontrol edilmesi talebinde bulunuyor. İddia makamı Lord'un avukatının talebinin reddini istedi. Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, sanık Bilge Lord'un akıl sağlığına ilişkin yapılan başvuru hakkında karar için davayı 26 Kasım Pazartesi gününe erteledi. Daha fazla ayrıntı ve detay içte de yer aldı. Havadise sürmanşet. İlk sayfadaki diğer haberlere de bakalım. Uyuşturucu suçları %42 arttı. İçte detaylar, çalışmalar 2 ay sonra tamamlanacak. Derinya kapısındaki inşaat çalışmalarına ilişkin hafta sonu gazetenin yayınladığı manşet haberin ardından bakanlıktan açıklama geldiğini yazıyor Havadis bugün. Geldik yeni düzene. Sır ölüm yeni düzenin manşeti. Gönyeli'de dün sabah 63 yaşındaki Hasan Yılmaz Karasalih, 60 yaşındaki eşi Sevinç Karasalih'i öldürmesinin ardından kendi yaşamına da son verdi. Karasalih çiftinin ölümü gizemini korurken Hasan Karasalih'in ölmeden önce kız kardeşini telefonla arayarak çocuklarına iyi bakmasını istediği öğrenildi. Olay yerine ilk giden kişi çiftin oğlu Emre Karasalih ile polis olan amcası Mehmet Salih Karasalih oldu. Polisin eve girdiğinde Sevinç Karasalih'i yatak odasında, Hasan Karasalih'i de yanında beyaz bir elektrik kablosuyla mutfakta ölü olarak bulduğu öğrenildi. Biri kız, diğeri erkek, iki çocukları olan çift, ikisi kız olmak üzere üç de torun sahibiydi. Detaylar daha fazla sır ölüm başlığı altındaki bu acı haberin detayları içte de paylaşılmış. Hükümet icraatlarını LAP'ta da anlattı. Başbakan tüketicinin korunması yönünde önlemler aldık dedi. Sütuna bakalım. Teknoloji geliştirme bölgeleri yasasına onay. Başbakan Erhürman bilişim vizyonu için önemli bir adım diye nitelendirdi bunu. 30 bin euroya mülkiyet sahtekarlığı. İki Kıbrıslı Rum'un 1974 sonrası kuzeyde kalan evlerini yüklü miktarda para karşılığı İsraillilere satacağını beyan edip sahtekarlıkla paralarını alan zanlı mahkemeye çıkarıldı. Hemen onun altındaki habere bakalım. Öğrenciler ulaşım ve pahalılık nedeniyle gelmiyor. YÖK anket yaptı ve tercihte bulunmayan 31 binden fazla öğrenciye Kıbrıs'ın kuzeyindeki üniversiteleri neden tercih etmediklerini sordu. Öğrencilerin %34.32'si ulaşım ve yaşam giderlerinin fazla olması nedeniyle adanın kuzeyindeki üniversiteleri seçmediğini açıkladı. Ortaya koydu bu görüşü. Emirname için gerginlik ilk sayfadan duyurulmuş. Detaylar içte. Geldik Afrika'ya. NATO kafa, NATO mermer. Afrika'da manşet oldu. Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümü durumunda garantilerin NATO tarafından karşılanmasının tartışmaya açık bir konu olduğunu söyledi. Gazetecilerin bu konudaki sorularını yanıtlayan Anastasiadis, hiçbir şeyi tartışma dışı bırakmadım dedi. Gönyeli'de cinayet ve intihar. Dün sabah erken saatlerinde toplumu sarsan bir cinayet ve intihar olayı daha yaşandı. Gönyeli'de Karasalih çifti evlerinde ölü bulundu. Hükümetle müteahhitler kapıştı başlığı altında aktarmış bu haberi gazete. Mousa, Aysergi ve İskele bölgesini kapsayan emirname ile ilgili bilgilendirme toplantısında
hükümetle şirket sahipleri, müteahhitler arasında sert tartışmalar yaşandı. Mete Boyacı gerekirse 50 katlı bina yapacağız, kabul edeceksiniz dedi. Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan da Boyacı'ya siz bu ülkede hükümet kurup bozan bir ailenin ferdi olarak şeklinde bir cevap verince tepki gösterilmiş ve tartışma yaşanmış. Geldik halkın sesine. Temel ihtiyaçlar karşılanamıyor manşeti gazetenin. Ayrıntılara göz attığımızda Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut'un açıklamalarını görüyoruz. Özlem Gürkut toplumun ve ülkenin içinde bulunduğu şartların kendilerini de etkilediğine işaret ederek ülkede sosyal ihtiyaçlar bir kenara, temel ihtiyaçlar karşılanamaz hale gelmiştir dedi. Gönyeli'de aile faciası. Gönyeli'de dün sabah aile faciası yaşandı. 63 yaşındaki Hasan Yılmaz Karasalih, 60 yaşındaki eşi Sevinç Karasalih'i öldürdü, ardından da intihar etti. Mausa'da emirname gerginliği, bu haberi de paylaşalım halkın sesine nokta koymadan önce. İçişleri Bakanlığı planlı gelişme amacıyla Mausa İskele ve Yeni Boğaziçi için emirname hazırladı. Söz konusu emirname ile bu üç bölgede kat sınırlaması getirilecek. Bazı bölgelere de inşaat yapmak yasaklanacak. Üç bölgeyi kapsayan emirname taslağı ile ilgili dün gece Mausa'da yapılan bilgilendirme toplantısında sinirler gerildi. İlgili taslak bölge iş adamları tarafından siyasi olarak nitelendirildi. Tartışmalar büyüyünce de toplantı ertelendi. Şimdi vatanla devam edelim. Gönyeli'de acı verici olay vatanda manşet oldu. Önce eşini öldürdü, ardından kendi yaşamına son verdi. Gönyeli'de dün sabahın erken saatlerinde ölü olarak bulunan Sevinç Karasalih'in eşi tarafından öldürüldüğü, eşi Hasan Yılmaz Karasalih'in ise cinayetin ardından kendi yaşamına son verdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürerken polis basın subaylığı da bir açıklama yaptı. Açıklama detaylarıyla yer aldı. Kuzey Kıbrıs'ta çalınan mozaik Monaco'da bulunmuş çalıntı sanat eserleri ve tarihi eserlerin izini süren sanatın Indiana Jones'u olarak da tanınan Hollandalı bu kişi Kuzey Kıbrıs'ta çalınmış olan 6. yüzyıla ait bir mozaiği Monaco'da bir apartman dairesinde bulmuş. Star Kıbrıs'tayız. Bay Bars'ın emirname toplantısı kaosla bitti diyor Star Kıbrıs gazetesi. İçişleri Bakanlığı Gazi Mausa İskele ve Yeni Boğaziçi için hazırladığı emirname ile turizm bölgesini patates tarlasına çeviriyor iddiasında Star gazetesi. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'ın öncülüğünde Şehir Planlama Dairesi tarafından hazırlanan emirname için dün akşam Mausa'da halkı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ancak turizm bölgesini adeta patates tarlasına çeviren emirnameye tepki büyüdü. Toplantı yarım kaldı yorumunu değerlendirmesini yapıyor Star Kıbrıs gazetesi. Gönyeli'de dehşet, 63 yaşındaki Hasan Yılmaz Karasalih evinde tartıştığı eşi Sevinç Karasalih'i öldürdükten sonra kendinin de canına kıydı, intihar etti. Detaylar var ama paylaşmıyoruz. Geldik şimdi Kıbrıs Postası'na. Kıbrıs Postası'na göz atalım. Mausa bölgesinde emirname karmaşası, yıllardır kronik bir tartışma konusu olarak devam eden emirnameler meselesi, muhalefetin dediğine göre hükümetin meclisi hiçbir şekilde bilgilendirmemesi, ardından ortaya koyduğu Mausa İskele ve Yeni Boğaziçi emirnameleriyle yeniden alevlendi diyor. Milletvekillerinin konuyla ilgili görüşlerine yer verildi. Mausa milletvekillerinin Sunat Atun hatta üç bölgenin aynı görülmesi dediği, Akan Soy prensip olarak emirnamelere karşıyım dedi. Can Altay hükümetin keyfine göre çıkardığı emirname yüzünden birçok insan mağdur olacak dedi. Angolemli emirname gelişi güzel çarpık bir yapılaşmayı kısa sürede önlemek için hazırlandı açıklamasını yaptı. Daha fazla detay da haberin iç sayfalarda yer aldığı kısımda. Karasalih ailesi vahşeti yaşadı. Eşini uykusunda boğdu, kendine de elektrik akımıyla öldürdü. Harmancı, koalisyon dağılırsa bunun sebebi TDP değil, başka plan yapanlar olur dedi.
teknoloji geliştirme bölgelerine onay verildi. Derinya ve Aplaç'ta kalıcı altyapının 2 ayda tamamlanması öngörülüyor. İlk sayfadaki başlıklar, duyurusu yapılan haber başlıkları. Diyalog'dayız şimdi. Diyalog gazetesi geride kalanlar yanıyor başlığını kullandı. 35 yıllık karısını öldürdükten sonra kendi yaşamına da son veren Hasan Yılmaz Karasalih ailesini ve arkadaşlarını acıya boğdu. Geldik Yeni Bakış'a. 2 yılda 8 kadın cinayeti gazetede manşet olmuş. Son yıllarda ardı ardına yaşanan cinayetler küçük bir toplum olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde infiale neden olurken, uzmanların sürekli tehlikenin boyutlarının çok yönlü olduğu ve sinyallerin iyi algılanması uyarısında bulunmasına rağmen bu tür olaylar önlenemiyor dedi gazete. 2017 yılında 5 kadının cinayete kurban gittiği Kuzey Kıbrıs'ta, 2018'in ilk 11 ayında ise 3 kadın yaşamından oldu. 2017 yılında 5, 2018 yılında ise 3 kadın cinayeti işlenmesi son 2 yıl içinde sayısal artış bakımından tedirginlik yarattı. Gönyeli'de şok, ülke dün bir kez daha yaşanan ölüm olaylarıyla sarsıldı. Hasan Yılmaz Karasalih ve eşi Sevinç Karasalih ölü olarak bulundu. Geldik şimdi Kıbrıs Radikal'e. Ensenizdeyiz. Gazetede manşet olmuş, Bağımsızlık Yolu meclis üyesi ve kadın eğitimi kolektif eğitmeni Cansu Nazlı, dün Gönyeli'de yaşanan kadın cinayetinin sonrasında kadına yönelik şiddete karşı gerekli önlemleri almayan, ancak konuyla ilgili her türlü şovdan geri kalmayan siyasilere tepki gösterdi, ensenizdeyiz açıklamasını yaptı. Volkan son gazetemiz 3 maymunu oynuyor. Yine Cumhurbaşkanı Akıncı'ya yönelik eleştirileri var Volkan gazetesini. Akıncı'yı görmem, duymam, konuşmam modunda diyerek eleştiriyor Volkan gazetesi. Daha fazla gündemi, daha fazla ayrıntıyı gazetelerin hem ilk hem de iç sayfalarında bulabilirsiniz. Bu kadarını paylaşıp şimdi çok kısa bir araya geçiyoruz. Aranın sonrasında burada olacağız. Kısa bir ara verip yeniden döndük stüdyoya. Şimdi Türkiye ve spor basınıyla karşınızdayız. Türkiye gazetelerinde öne çıkan haberlere göz atalım. Süratle ardından spor gündemine bakacağız. İlk gazete Türkiye basınına dair Cumhuriyet oluyor. 8 bin istismar, 22 bin hamile gazetede manşet olmuş. Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Türkiye'nin utanç tablosu diyor Cumhuriyet gazetesi. İstismar, çocuk işçiliği, cezaevindeki çocuk sayısı zirvede diye yazıyor gazete. 8 bin istismar, 22 bin de hamile var Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Türkiye'nin utanç tablosu başlığı altında aktarılmış. Milliyet, Türkiye Enerji'de hem köprü hem merkez başlığını kullandı. Türk akımın deniz geçişi tamamlandı. Erdoğan projenin enerji jeopolitiği için tarihi olduğunu söyledi. Putin, Türkiye bir doğal gaz merkezi olacak açıklamasını yaptı. Geldik Yeni Şafak'a. Cesaret ve güvenin eseri başlığı kullanıldı. Yeni Şafak'ta Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak dev enerji projesi Türk akımın deniz etabı bitti. Erdoğan ve Putin son kaynak için İstanbul'da bir araya geldi. Erdoğan iki ülke arasındaki dostluğun daha büyük projelerin habercisi olduğunu söyledi. Putin de Türk akım Erdoğan'ın siyasi iradesi ve cesaretiyle gerçekleşti açıklamasında bulundu. Karadeniz'de dostluk hattı Hürriyet'te manşet oldu. Rus doğalgazının Karadeniz'in tabanından önce Türkiye'ye, ardından da Avrupa'ya taşıyacak Türk akımın en zor kısmı olan denizaltı bölümü Erdoğan ve Putin'in katıldığı törenle tamamlandı diye yazıyor gazete. Star gazetesi dayatmalara izin vermeyiz başlığını kullandı. Türk akım töreninde Erdoğan'dan dünyaya mesaj dedi. Başkan Erdoğan, Türkiye-Rusya ilişkilerinin uzun yıllar ve sınamalar sonucu perçinlendiğini söyledi ve Amerika'ya mesaj verdi. İkili münasebetlerimizi hiçbir zaman diğer ülkelerin taleplerine veya dayatmalarına göre belirlemedik. Bunlar Türkiye'de öne çıkan haber başlıkları. Şimdi süratle geldik spor gündemine. Volkan'a baktık. İlk olarak klasikçiler Cumhurbaşkanı Akıncı'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 35. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen
8. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi'ne katılan ekibi kabul etmiş. İşte daha fazla ayrıntıyı okuyabilirsiniz. Yeni Bakış'a baktık. Bu nasıl sporculuk diye sordu Yeni Bakış gazetesi. U21 Süper Lig'de hafta sonu Gençler Birliği ile Merit Alsancak Yeşilova karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Yeşilova futbolcusu Yüksel Ersin darp edildi. Fotoğrafına da yer veriliyor. Diyalog'dayız. Gol krallığında zirve yarışı. Diyalog'da manşet Süper Lig'in 7. haftasında Ebuka ve Josep'in gol krallığında Özgür ve Akan Dede yetişmiş. İşte daha fazla ayrıntı yer buldu. Star gazetesindeyiz. Mandaş hakemlerden ve MHK'dan şikayetçi Kıbrıs Süper Lig'inde. Ekrana gelecek şimdi, değişecek. Biz de okuyacağız size. Birincilikte 3. sırada bulunan Hamitköy'ün başarılı kulüp başkanı Evren Mandaş hakemlerden yana şikayetçi olmuş, açıklamaları yer aldı. Futbolumuzda kara hafta, vatana geldik şimdi. Geçen hafta sonu Süper Lig ve Birincilikte oynanan maçlarda 5 futbolcunun çapraz bağları koparken tarihe kara hafta olarak da not düşülmüş. Halkın sesi Mausa'da dananın kuyruğu kopacak diyor manşette. Mausa Türk Gücü'yle Yeni Cami Cuma akşamı Mausa Doktor Fazıl Küçük Stadında ligin kaderini belirleyecek zor bir maç oynayacak. İki takımın da kazanmayı isteyeceği maçı Fehim Dayı'nın yönetmesi bekleniyor. Afrika'dayız. 2 haftada 5 puan kaybettik. Hamitköy Başkanı Evren Mandaş MHK'dan şikayetçi oldu. Kazandığımız maçlarda dahi hakemlerin yönetimlerinden mağdur olduk diyen Mandaş, özellikle 2 haftada hakem hatalarından dolayı 5 puan kaybettik diyor. Yeni düzendeyiz. Baf Ülkü Yurdu puandan memnun. Yeni camiye ilk puan kaybını yaşatan Baf Ülkü Yurdu'nda keyifler yerinde diye yazdı yeni düzen. Geldik havadise. Doğan'ı yıkan sakatlık manşeti oldu gazetenin. Doğan Türk Birliği Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Lefke'yi 2-1 mağlup etti. Ve son gazetede Kıbrıs goller yabancılardan başlığı kullanıldı manşette. Futbolda 2018-2019 sezonunda 9 haftalık bölüm geride kalırken Süper Lig'de yer alan yabancı oyuncular attıkları gollerle lige renk katıyormuş. Daha fazla detayı da okuyabilirsiniz. Bu kadarını paylaştık. Bu bölüme noktayı koyuyoruz. Şimdi kısa bir araya geçeceğiz. Aranın sonrasında Halkın Partisi Milletvekili Sayın Gülşahsan Vermanavoğlu bizimle birlikte olacak. Reklamları izleyip döndük yeniden stüdyoya. Bugün Halkın Partisi Milletvekili Sayın Gülşahsan Vermanavoğlu bizimle birlikte. Pek çok şey konuşacağız. Ülkeyi, ülke sorunlarını, hükümeti, hükümet icraatlarını ve beklediklerimizi konuşmaya çalışacağız. Soru ve görüşlerinizi açığız. Yazılı olarak aldığımızın da altını çizelim bir kez daha. Ve günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Biraz şey yaptım, geciktim. Yani buradan daha çoklayım. Kusura bakmayın. Yok, akşam geldiniz aslında. Yeni Yörenköy'deydik. Epey de oradaki konuşmalarımız uzadı. Çok da ilgi vardı halktan, sağ olsunlar. Tabii biliyorsunuz bayanlar, kadınlar yataktan kalktıklarında öyle hemen erkekler gibi giyinip şekilde çıkamıyorlar. Giyinip taranıp çıkamıyorlar. Bir kuaföre falan uğramam gerekti. O yüzden özür dilerim size. Ama geldiniz aslında. Teşekkür ederim. Biz biraz rötarlı girdik hazırlık nedeniyle. Şimdi bu söylediğinizden başlamak istiyorum. Şimdi seçim dönemi ziyaretler zaten yapılıyordu vatandaşla, halkla. Ama siz seçim geçti, hükümet kuruldu. Bunu hala devam ettiriyorsunuz. Halkla iç içe olmayı. Ne alıyorsunuz buradaki görüşmelerde? Ne ortaya konuluyor size? Bir fark var mı? Yani seçim dönemi öncesinde bu halkla, vatandaşla buluştuğunuz zaman ortaya konulanlar taleplerdi. Şu anda hükümettesiniz, iktidardasınız. Dolayısıyla gelen talep ve beklentilerin ötesinde elbette ki sorgulamalar da vardı. Tabii. Ne alıyorsunuz bu görüşmelerde? Öncelikle verdiğimiz sözü tutuyoruz diye bizi gerçekten çok büyük bir takdirle karşılıyor oradaki halk. Her ne kadar da ekonomik krizden dolayı herkes etkilenmiş olsa da, biraz da mutsuz olsa da, bizi gördüklerinde şikayetlerini dile getirirken aynı zamanda da takdirlerini de muhakkak söylüyorlar. Yani siz işte seçim zamanı geldiniz, gezdiniz, tekrar geleceğinizi de söylediniz ve gerçekten geldiniz, sizi takdir ederiz. Üstelik de yani grup halinde gidiyoruz biz, yani takım halinde de gidiyoruz. Öyle bir veya iki kişi yalnız, başkanımız Kurtuluş Özersay veya bir kişi yanında veya iki kişi yanında şeklinde değil. Bütün milletvekilleri ve bakanlar birlikte gitmeye de çalışıyoruz el verdiğince. Bizim hepimizi de orada buldukları için çok mutlu oluyor halk.
Ama dediğim gibi ekonomik krizden dolayı bir maddi mutsuzluk ülkemizin üzerinde, Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nde başlayan krizin buraya gelmesiyle, etki etmesiyle biraz rahatsız ediyor tabii halkımızı. Bu konudaki rahatsızlıklarını bize anlatıyorlar. Bir de sorguluyorlar bizi. Bu konularda ne yaptınız diye, biliyorsunuz özellikle bu kırsal kesim olan bölgelerde, yani veya ilçe olmayan, bucak olan birçok yerde veya köy olan birçok yerde, her ne kadar da merkeze de bağlı olsalar, bazıları yakın da olsa, senelerdir yapılan yanlış uygulamalardan ve yanlış mevzuatlardan ve hesapsızca yapılan birçok işlemden dolayı çözülmemiş, vatandaşın olur, çözülmemiş çok büyük sorunları var. Ne yazık ki gelmiş geçmiş hükümetler de bu sorunları çözmek için herhangi bir, kendileri aslında sorunu başlatan merkez kendileri olmana rağmen, bu sorunları çözüp bu insanlara yardımcı olmak için herhangi bir şey yapmamış. Çünkü çok geriden biriken sorunlardan bahsediyoruz. Yani 75'ten başlayan sorunlardan nedir bahsediyoruz size. İçinde zamanında buraya göç eden vatandaşlarımıza yapılan tahsislerin daha sonra isimlerine verilmesine rağmen, daha sonra İçişleri Bakanlığı'na gittiklerinde bu senin değil, bu yanlış oldu veya tapuya döndüremeyiz gibi, ki bu insanlar senelerdir zaten orada yaşıyorlar, o toprağı kendilerinin biliyorlar, problemler var. Zaten kırsal kesimle alakalı biliyorsunuz her seçim zamanı icraat ne yaptığını aslında açıklayacağına gelmiş geçmiş hükümetler son dakika böyle vatandaşa sanki de böyle kandırırcasına yaptıkları bu icraatlar oldu. Kırsal kesim arsaları dağıtmak ve bunların %80'inin altyapısını yapmadılar. Çok az bir miktarın altyapısı yapılmıştır. O problemler var. İnsanlar ev yapmak ister içine yapamıyorlar. Altyapı yapanlar da topraktan arabalarını geçirip gidiyorlar veya jeneratör bağlıyorlar. O şekilde idare ediyorlar ki bana sorarsanız bu da çok büyük bir yanlıştır yani geçmişten yapılan. Bunlar var. Bunun gibi başka yapılması söz verilen, senelerce yapılmayan küçük küçük projeler var. O bölgeyi kalkındırmak için orada problemler var. Zaten siz de ülkemizi geziyorsunuzdur. Yazda bir Karpaz tarafına falan gidiyorsunuzdur muhakkak veya Güzelyurt taraflarına. Orada görüyorsunuz eksikleri. Gelişme için yapılan ana yollarda bazı uzantılar var ama ne yazık ki bazı belli bir yerden sonra da çok büyük problemler var. Bu değerli yerlerimize gitmek için. Onları da çözme konusunda her ne kadar da sözler verilmişse hiçbiri aslında o bolluk olan zamanda, şimdi bu gibi yatırımları veya bu gibi olayları tamamlamak için ekonomik olarak refahta olduğunuz zamanlar çok uygundur parasal anlamda. O zamanlarda bunlar yapılmamış ve şimdi geldik bizim kucağımıza, bunları biz bulduk. Ya, tabii ki bütün hükümetler buluyordu ama biz gerçekten bu konuda çok gayreli olduğumuz için ve bu insanların zaten çok haksızlığa uğradığını düşündüğümüz için birçoğunun, bunu çözmek istiyoruz aslında mümkün mertebe. Yani tarımsal arazilerin kiralanmasında bile öyle şeyler yaşanıyor. Hayvanı olmayan kişilere zamanında tarımsal verilmiş. Bir haksızlık yaratılmış. Ve yüzlerce dönüm herhangi bir çiftçilik yapmayan veya hayvanı olmayan kişilere ve bunlar başkalarına bunları zaten icar ediyorlar. Aslında hükümetten alıyorlar 15 liraya, 25 liraya. Kendileri bunları 50-60 liraya başkalarına icra ediyor ve devletin ensesinden bu karı yaparken, ama tamamıyla da siyasi amaçlarla zamanında yapılan bağlantılar ve kiralama işlemleri olduğu için ne yazık ki diğer taraftaki gerçek hayvancımız ve gerçek çiftçimiz de mağdur oluyor. Bu mağduriyeti tabii yaratan, yıllardır uygulanan siyaset ve politika oldu. Tabii ki. Kimi kesimleri memnun etme gayesiyle bir haksızlık yaratıldı. Tabii. Şimdi hal böyleyken tabii ifade edilen de size bu haksızlıkların ortadan kaldırılması. Şimdi bunlar için elbette ki bütçeler, işte projeler gerekmiyor. Siyasi irade ortaya koymak gerekiyor bu haksızlığı ortadan kaldırmak için. Örneğin bu temel üzerinde diyebilir misiniz ki evet, bu haksızlıkların kaldırılması, daha adil şekilde kararların üretilmesi için de biz örneğin dün akşam bunu ifade ettik. Ama ifade etmek de galiba belli bir şeyden sonra yeterli olmuyor. Artık yeterli olmazsa sonuca gitmeniz lazım. Evet. Şimdi eğer yapılan işlem yasalsa,
ve hak sahibiyse aslında o kişi ve bütün belgelerini getirip de ifraz edebiliyorsa bunlar komiteye götürülür. Komitede aslında sonuca ulaştırılır. Biraz da bunların ben öyle görüyorum ulaştırılmaması böyle o insanları ömür boyu kendilerine işte bu seçimden sonra senin işini yapacak, şu seçimden sonra senin işini yapacak diye böyle havuç uzatır gibi aldatmacı olduğunu düşünüyorum ben aslında. Çünkü zaten başlangıçta eğer bu yerleri veren sizlerseydiniz, geçmiş hükümetler için konuşuyorum, aslında çözmesi gereken de sizlerdiniz. O kaynağı bulması gereken de sizlerdiniz. O zaman eğer kaynağı o kırsal kesim arazilerinin yapılanını yapacak kaynağınız yoksa zaten bu insanlara bu kırsal kesimleri vermemeniz lazımdı. Diğer taraftan kırsal kesimleri verirken kırsaldaki vatandaşımıza, diğer taraftan da şehirdeki ve şehir civarındaki hiç kırsal kesim konusu açılmayan yerlerdeki gençlerimize de haksızlık olduğuna da inanırım ben. Yani orada da o da bir tartışma konusu ve çok da ciddi bir şeydir. Aslında yapılması gereken şuydu. Eğer senin elinde bir miktar kaynağın varsa veya bir miktar kaynakta yaratabiliyorsan bu insanlara evini başına sokabileceği yerler yapmaktır. O köylerden kaçmalarını gerçekten veya işte göç etmelerini istemiyorsan şehirlere, o şekilde başlarsın. Daha sonra bunu şehirlere kadar genişletebilirdin. Ama hiç öyle bir planlama yapılmadı biliyorsunuz geçmiş dönemde de. Birkaç tane de başarısız sosyal konut projesi vardır. Onlar da sonunda sahipleri tarafından ya başkalarına kiralandılar ya başkalarına satıldılar. Aslında o da yanlış bir uygulama. Gerçekten demek ki ihtiyacı olmuyor birçok insanın da aslında bunlara başvurup da bunlardan hak sahibi olan. Bunların da çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine inanırım ben, haksızlık yapılmaması için. Ama yani şunu anlıyoruz ki bu temasların, bu halkla iç içe olma ziyaretlerin yapılan veya yapmak hedefinde olduğunuz diğer ziyaretlerin bizzat yeniden bu teması kurma ve sorunları dinleme anlamında da önemli bir etkisi var. Geçmişten kalma da kötü bir ünümüz ve şanımız olmadığı için bizim partinin ve bizim partinin içerisindekilerin haklı olarak vatandaşın beklentisi bizden şimdi çözmeniz çok daha artık olumlu ve çok daha yüksek. Yani bizim o haksızlıkları, o adaletsizlikleri yapmayacağımızı düşünüyorlar ki bizim amacımız da zaten bu yola çıkarken oydu. Mesela akşam Yeni Erenköy'de oradaki kongre sarayında bir vatandaşımız, ilk söz alan bir vatandaş bizi böyle çok böyle mutlu edin de bir şey söyledi. Bu salon dedi, Raif Denktaş'tan sonra ikinci defa doldu dedi sizin gelmenizle. Sizin de buraya gelmeniz bu gibi bir zamanda dedi. Bizim için çok önemli bir şeydi. Sizi de tebrik ederiz. Tabii ziyaret yapmak değil artık sizden icraat ve bu sorunların çözülmesi yönünde bir beklenti içine geliyor tabii vatandaş. Biz tabii şöyle yaptık. Bizim başkanımız Kudret Özersay kısa bir giriş yaptı. Daha fazla oradaki vatandaşı, oradaki kişileri dinlemek için gittiğimizi, önerilerini, problemlerini, şikayetlerini ve çözülmeyen olaylarını, çözülmeyen problemli olaylarını dinlemek için gittiğimizi söyledik ve tamamıyla neredeyse konuşmanın, oradaki konuşmanın %80'ini yerli halka, oranın vatandaşına bıraktık ki tam olarak onların problemlerinin ne olduğunu alabilelim. O problemlerin içerisinde de aslında işlemlerini başlattığımız ve problemlerini çözeceğine inandığımız yasaların veya icraatların da haberini verdik onlara. Tabii siz bu toplantıyı yaparken aynı zaman dilimi içinde Mausa'da gerçekleşen bir başka toplantı vardı. İçişleri Bakanı Sayın Ayşegül Baybars'ın katılımıyla. Şimdi bu eminameler konusu yıllardır tartışma konusu oldu. Ve genel kanı ve algı siyasetin siyasi çıkarlar uğruna eminameler konusunda adım attığı veya karar aldığı. Şimdi ben bu konuda size bir şey söyleyeceğim aslında. Şimdi bu eminname konusu bugün ortaya çıktığında, bugüne kadar oluşan itibar böyle. Şimdi şey olan siyasidir veya bir ranttır. Yani 3 kat veya 2 kat yapılan bir yeri 10 kata çevirdiğiniz zaman şeyini, eminame ile oradaki inşasını, tamam o siyasidir. Demek ki onun altında bir rant var dönen, aynı zamanda siyasetle alakalı. Orayı anladım. Fakat aslında Mausa İskele Yeni Boğaziçi eminamesi dün konuşulan, dün tanıtımı yapılmaya çalışılan diyeyim size. Çünkü biliyorsunuz yarıda bırakıldı. Daha sonra baştan yapılacak. Çünkü sanıyorum bir grup bunu daha önceden işte
öğrenip de zaten daha önceden ilan edilmişti. Bu konuda özellikle olumsuz anlamda lobi yapan bir grup oldu Mausa'da. Bunun yani şöyle diyebilirim size, belki de komik de gelecek size. Solcusu sağcısı da karışık yani. Yani şey de değil. Yani siyasi mi bu kesim yoksa? Genel, her yönden. Hem siyasi, hem yatırımcı, hem müteahhit, hem mal sahibi. Bunlar bir şekilde dürtüldüler. Önceden, yani geçen haftadan. Karşı çıkılsın diye mi? Geçen haftadan işte sizin şeyleriniz şu kadar olacak, imarı şu kadar azalacak, işte bundan sonra buraya bir şey yapılmayacak, müteahhit size gelmeyecek, müteahhitler zarar edecek falan filan. Doğrudur, böyle şeylerin konuşulması anormal değildir. Çünkü emirnamede şöyle bir durum var. Biliyorsunuz Kıbrıs'ın tamamını, Kuzey Kıbrıs'ın tamamını, tamamının imarını sağlayan bir fasıl 96 diye bir yasa vardı eskiden. Hı hı. Daha önce Lefkoşa'da da aynı yasa vardı. Girne'de de aynı yasa vardı. Bunlar zaten özellikle Girne ve Lefkoşa'da çok büyük bir imar ve talep olduğu için arsalara, arazilere çok önceden kısıtlandı zaten. Fasıl 96 kaldırıldı ve çok çeşitli emirnameler devreye sokuldu. Hani ne kadar doğru, ne kadar yanlış, hangisi doğruydu, hangisi yanlıştı? Ben kendim çok meraklıyım bu konular aslında. Bu konuda kendi yorumumu da size yapabilirim. Çünkü ben niçin meraklı olduğumu da söyleyeyim. Küçücük bir ülkede yaşıyoruz. Küçük olduğu için toprakları bence çok değerli. Bu topraklarını biz çok iyi değerlendirmemiz lazım. Ama gelmiş geçmiş dönemlerden itibaren ne yazık ki hiç topraklarımız kesinlikle kötü idare edildi. Her anlamda. Yani tahsis anlamında, hibe anlamında, koçan anlamında, puan anlamında, her şey anlamında. Sonrasında da tarımsal, kırsal, hala daha bizim topraklarımızı konuşmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Her sene farkındaysanız. Bıraktık yani kırsal kesimini, tarımsalını. İşte kuraklıktır, bilmem ne. Zaten bu memleket, ben kendimi bildim bileli kuraktır. Yani her sene bu kuraklığı konuşuruz. O zaman kurağısa bunda yetişecek olan tohumu gideceksin, bulacaksın. Hem suya dayanıklı, hem sıcağa dayanıklı. Öyle Türkiye'den bana alıp getirmeyeceksin. İşte sıcağa dayanıklı, suya dayanıklı, susuzluğa dayanıklıdır da sıcağa dayanıklı değildir. Ama biz öyle öyle yanlışlar da yaptık. Ama bunun için hala bir politika üretilmiyor. Hala daha bir politika yoktur. İnşallah yani kuraklık ödemeleri için çok büyük rakamlar harcanıyor. Bu dönem aslında üretimin kesmemek için işte yapılmış bir sistemdir. Et bulabilelim, süt bulabilelim diye. Ama diğer taraftan da çıkan sütü nasıl sübvanse edecek, nasıl işlettirecek diye düşünüyoruz. Ehlimi üretirken ihraç edecekleri zaman işte yeterli sütü bulabilsinler diye uğraşıyoruz. Yani hem ortada süt var, sütçü mutlu değil, maliyetlerinden dolayı ona para vermemiz lazım. Diğer taraftan da çıkan süte pazarda bulmamız lazım. Yani biz böyle ekonomik anlamda bir kaosun, bir paradoksun içinde yaşayan bir ülke senelerdir farkındaysanız siz de. Bizim zaten doğru düz topraklarımız yok. Olanların da yarısından fazlası kuraktır zaten. Senelerdir kuraklık parası veririk. Onu bile bile o zaman yapsın herkes bu şeyi derim ben. Ama bunun için yani siyaseten bir politika üretilmemiş olması ve bunun bir nevi destekleniyor olması zaten hani burada ister istemez hem üretici kesimin nasıl olsa ben böyle bir politika uygulamayayım. Politikacılar beni zaten sübvanse edecek, ödeyecek şeklinde. Ama biz ne yarattık? Bakınız ne yarattık? Bu defa orada bir rant olduğu için, özellikle kuraklık için konuşayım size ve hayvancılık için, bir değişik rant var orada. Yani gerçek anlamda o işi yapıp evine para kazanıp evine götürecek olan insan bu işten para kazanmıyor belki de. Ama diğer taraftan orada bir rant olduğu için işte bu tarlaya ekebildiğim kadar ekeyim, sürebildiğim kadar süreyim, zaten kuraklık çıkacak, beni ödeyecekler o bölgede. Mantığıyla gittiğimiz için bu defa ne yaptık? İnsanlara ikinci bir iş olanağı yarattık. Yani gerçek işini yaparken kamuda bu defa ne oldu? Zaten orada bir para var. O zaman ben de kapayım. Ne kadar kapabilirsem. Ve biz gerçek siyasi üreticiyi de burada bu sistemin içine geçtik. Maalesef dahil hem ettik. Hem çiftçinin hem hayvancıyı biz aslında bu sistemde ayırmadığımız için büyük mağduriyet de bence orada vardır. Ya ikinci iş imkan demeyeyim ben size, olasılığı yarattık aslında. Birinci işini yapan kamudaki insanlara ve İkinci iş imkanını yarattığımız için bu ranttan dolayı kamudaki işini gerektiği önemde yapamıyor bu tarafta, diğer tarafta da aynı kişiler. Çünkü yani biz öyle bir sistem yarattık. Kendi kendimizi verimsiz hale getirecek, her anlamda verimsiz hale getirecek. Ne kamudaki işimizi %100 hakkını vererek yapabiliyoruz, ne de tarımla alakalı, hayvancılıkla alakalı yandan yapıyoruz bu işleri ne yazık ki ve onun da hakkını vermeden yapıyoruz. Peki neşter vuruluyor mu bugün? Yani o baktığımızda
bu dediğiniz sistemi değiştirebilecek bir politika ben hala göremedim. Tamam. Şimdi bu dönem ilk dönem bu tarımsallarda biz geldik hemen kucağımıza bulduk bunun şeyini İçişleri Bakanlığı'nda. Ayşegül Baybars Bakanımız bunu konuyu ben de çok konuştum. Ya dedim bu arazilerde arazileri hayvan sayısına ve o işi yapıyor mu yapmıyor mu, ikinci işi olarak mı yapıyor, ne şekilde denetleyebiliriz, yapabiliriz, onları yapalım. Tabii ki çok bir mevcut sistem var, geldik onu kucağımızda bulduk, bunu hemen bozmanız mümkün değildir. Bir çomak sokmaya çalıştık. Biz bu çomağı sokarken telefonlar durmadı. Mayış kimsenin telefonları durmadı. Siz onu da bir baskı anlamında mı? Mesajlar yok, genel baskıdan konuşmuyorum, genel. İşte benim 20 senedir orası şeyimdeydi, kiramdaydı, benden aldılar, başkasına verdiler bir kısmını. İşte diğer taraftan bizim çomak sokacağımızı öğrenen birçok kişi başladı birbirini ihbar etmeye asılsızca. O yapıyor ama onun hakkı değil, onun 10 tane var, benim 50 tane var şeklinde. Veya işte bu yeri ben istiyorum, başkaları da istiyor. Hiç telefonlarımız durmadı, anladım ama ben size nasıl bir rantmış, nasıl bir sistemmiş ben çözemedim zaten. Yani o yüzden bu milletvekilleri, bu seçilen insanlar iş yapamaz. Zaten bu işleri çözmeye kalktığı anda bırakın işini gücünü, yasa yapmayı da bırakın. Bu memleketi düzgün yönetmeyi de bırakın. Ancak da sokaktaki vatandaşın bu özel taleplerini halletmek için, yani tabii ki biz vatandaşın işlerini yapmak için seçilmiş insanlar o zaman. Şimdi baktığımızda öyle bir sistem yarattık. Biz totalde topluma faydalı olacak işler yapamıyoruz. Niçin yapamıyoruz? Çünkü geçmişten gelen alışkanlıklardan dolayı vatandaş şimdi bir kısmı haklı, birçok kısmı haklı. Bir kısmı da haksız yere senin de taleplerde bulunur. Senin aracı olmanı isterler. Ya normalde ne olması lazım? O bakanlık veya o daire kendi kendine o işi o vatandaşla çözmesi lazım aslında. Herhangi bir aracılık iki dudağın arasında olacak bir şey olmaması lazım. Her şey bir kritere bağlanması lazım. Her şey bir denkleme bağlanması lazım. Her şey bir adalete, bir hakka bağlanması lazım aslında. Ama öyle bir sistem yok ortada. Ha bu sistemi biz yaratacağız. Ama bu sistemi biz 8 ayda yaratamayız. Biz 8 ayda zaten neyden karşılaştığımızı gördük ve anladık. Ya şimdi ne yapacağımızı zaten biliyoruz. O çalışmaları başladık. Uzun soluklu bir döneme ihtiyacı var. Kesinlikle uzun soluklu bir döneme var. Ama yalnız başımıza da yapamayız. Ben onu da size buradan onu söyleyeyim. Burada ben bir not vermek isterim genel anlamda. Şimdi gelmiş olduğumuz şu noktada gerek Kıbrıs meselesi konusunda gerekse ülkemizdeki problemler ve ülkemizde artık memnun olmadığımız bir durum olduğunu hepimiz gördük. Her kesim de bundan memnun değil. Bir kişi bile ben bundan memnunum, bu sistemden memnunum demiyor. Bir yerden bir geliri olsa bile diğer taraftaki diğer işlemleri yapılmadığı için şikayetçi. Bir yerden bir sendika tarafında korunmuş olsa bile diğer taraftan diğer hizmetleri alamadığı için şikayetçi. Ne oldu? Şimdi aslında bizim ülkemizde bir konsensus oluştu aslında kendiliğinden bugünlerde farkındaysanız. Konsensus da nedir? Bu durum sürdürülebilir değil. Orası kesin. Şimdi tabii bunu söylüyoruz ama bunu söylerken de gerçekten samimiyetle mi söylüyoruz bunu? Çünkü biliyorsunuz ki herhangi bir sorunla ilgili bu sorun bir sorundur dediğimizde çözümü konusu gündeme taşındığında onun bizden çok başka bir kesimden başlaması yönünde de bir baskı oluşturuyoruz. Tabii yani şimdi gerçekten bu evet. Sorunu kabul ediyoruz ama bu konuda sizce samimi miyiz peki? Şimdi aslında siyaset için istek konusunda bütün konusu. İstek tamam, istek samimi. Ama ne zaman uygulamaya geliyorsun? O zaman işte çatlak vermeye başlar istek ne yazık ki. İstek samimi ama şu andaki sistemde, şu anki yakaladığımız konjektürde bence bazen derler ya ekonomik krizlerden fırsat doğar. Hoş bir ekonomik durum ortada olmayabilir ama bizim için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için bir fırsat doğmuştur. Birlikte olma fırsatı. Hep birlikte olma fırsatıdır şu anda doğan aslında. Hep birlikte olabilecek akla ulaştık çünkü hepimiz. Aynı fikre de ulaştık farkındaysanız. Bu zaten şu anda Kıbrıs meselesi konusunda dediğim gerçekleşti. Ne oldu? Solcusu sağcısı, gerçek anlamda konuşuyorum yalnız bunu, öyle mış mış gibi yapanlardan konuşmuyorum başka rantlar uğruna. Solcusu sağcısı gördü ki Rum kesiminin şu anki açıklamalarından ve davranışlarından anlaşıldı ki
aslında Kıbrıs Rum kesimi bu işi çözüp elindeki kaynaklarını bizimle gerçek anlamda paylaşmak istemiyor. Bizimle bunu ancak 1963 öncesi nasılsa sistem, oradaki 63 öncesindeki 63-74 arasındaki diyeyim size, yanlış söyledim. 63-74 arasında kı sisteme dönmek ister aslında. Budur ortaya çıkan konu. Bunu zaten Sayın Akıncı'nın yaptığı açıklamalarda da anlıyorsunuz. Hem de farkındaysanız bunu da söylemek isterim burada. Kim gidip Rum kesimiyle masaya oturduysa sonunda milliyetçi gibi konuşmaya başlıyor. Dikkat ederseniz. Hı hı. Sol görüşlü birçok lider de. Çünkü aslında masaya oturduğumuzda Rum kesiminin amiyane bir tabir olacak ama sizi zeflediğini anlamaya başlıyorsunuz. Yani güzel bir kelime değil ama resmen açıklaması da budur. Masaya oturan gidiyor görüşüyor, gidiyor görüşüyor, büyük bir ümitle bu işi çözecek diye giriyor. İstekle geliyorlar, işte o yapamadı, ben yaparım çünkü benim düşüncem daha gerçekçidir, daha liberaldir, ben daha Avrupa'yı düşünürüm, ben daha medeniyim, benim öyle milliyetçilik takıntılarım yoktur. Bir şekilde bu çözüme gidilmesi lazım. O düşünceyle o masaya oturuluyor. Fakat Rum kesimi tarafından zeflenince senelerce gerçek yüzlerini görüp farkındaysanız bunu zamanında Mehmet Ali Talat da aynı şekilde böyle bir şeyle karşılaştı ve aynı konuşmaları yaptı. Şimdi Sayın Akıncı da artık Rum kesiminin gerçek yüzünü ve bu olayı aslında uzatmak istediğini ve ancak bizimle azınlık koşullarını kabul ettiğimiz zaman bu işi bitirebileceğini mecbur kalıp söylemiştir aslında şu anda artık Rum kesimi. Peki belli etmiştir. Bu bize kendi içimizde bir birlikte olmak için en asli ve temel zemini mi oluşturuyor şu anda? Şimdi burada olay şudur. Eğer biz teslimiyetçi bir düşünceyle konuşmaya devam edersek. Görüyor musunuz böyle bir politika? Yani bu Akıncı için konuşmuyorum. Genel ülkedeki hava için konuşuyorum. Şimdi ekonomik krizden dolayı bir satın alma gücümüzde bir düşme oldu. Zaten bir hukuk devleti olmanın gereklerini tam olarak yapamıyoruz. Şimdi bunları buradan konuşalım. Yani ben 8 aydır bu göreve geldiysem 8 ayda 40 senede bozulan hukuk devleti olgusunu değiştiremem yani. Ama çomak sokarım. Değişmesi için de bir şeyler yapacağım. Elimden geleni de yapacağım partimle birlikte, Halkın Partisi olarak. Bizim özellikle bütün 9 milletvekilinin amacı odur. Bu ülkeyi bir hukuk devleti yapmamız lazım bizim ilk önce. Ve üçlü kararname denen şeyi de tamamıyla kaldırmamız lazım. Bu ülke ancak o zaman düzelir aslında. Tamam, bu bir tarafta dursun, biz bunu yapmak için uğraşalım. Ama diğer taraftan halkımıza düşen görev daha büyüktür. Halkımızla birlik olması lazım. Çünkü niçin? Eğer biz bu hukuk devletini tam olarak kurup da denetleyeceksek ve devam ettireceksek halkın desteğiyle olur bu. Halk dedim daha size bütün kuruluşları, sivil toplumu, normal halkı, her köşe bucaktan bahsediyorum. Ben size öyle sadece sivil topluma üye olmayan, kamuda çalışmayan falan demek istemiyorum. Herkes için konuşuyorum. Olarak? Bürokratlar için konuşuyorum. Bütün üst düzey yöneticiler için aynı şeyi konuşuyorum. Bizim için de aynı şeyi konuşuyorum. Yani bütün bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan kim varsa bunun arkasında durması lazım. Şimdi işte o arkasında durmanın ve birlik olmanın zamanı gelmiştir. Ben niçin görüyorum birlik olunabileceğini artık? Yani eskiden de birlik olunabilirdi ama siyasetin verdiği bir amaç var. İşte birileri hükümet oluyor. O hükümeti bozup başkaları o hükümeti kurması için o hükümetin iyi anlamda yaptığı şeyleri bile kötülemesi lazım. Böyle bir ortam mı var? Öyle şimdi? Bir ortam var zaten. Senelerdir zaten öyle bir ortam var. Çünkü peki şimdi var ben mı? Ben size başka bir örnek vereyim. Mesela bu imar planı olayından. Bunu Ulusal Birlik Partisi çok daha önce bu emirnameyi yapmak istedi ve birçok engelden dolayı geri adım attılar. Şimdi, ama şimdi de görüyorsan bir tepki var bununla ilgili. Tamam. Mecliste de dün konuydu zaten. Evet. Ama aslında yapılması gereken şuydu. Ne yapıldı? Böyle bir olumsuz lobi yapıldı geçen hafta. Bu insanları doldurup oraya gönderdiler aslında. Mağusa bölgesindeki bir özellikle Mağusalı milletvekilleri tarafından. Ben açık açık konuşmayı biraz severim, bilirsiniz isim vermesem de genel konuşayım size.
Mausalı milletvekilleri bir kısım milletvekili tarafından dolduruşa getirildi. Bütün oradaki izlemeye giden işte müteahhit olsun, mal sahibi olsun veya benzeri kişiler. Bu defa ne oldu? Tansiyon yüksek başladı aslında şey. Tansiyon da yüksek devam etti ve amacından saptı. En son ne yazık ki bilmiyorum, bugün gazetede okudum, inanamadım gerçi. Evet. Sayın Şehir Planlama Müdürümüz, çok evet, da severim kendisini. Çok severim, çok bilgili de bir insandır, çok da tecrübesi olan bir insandır. O cümleyi sarf ettiyse, ki eminim pişmandır aslında o cümleyi de sarf ettiğine, onu da size söyleyebilirim. Yanlış yapmış. Çünkü hele hele tansiyonun o kadar yüksek olduğu ve bu kadar karşınızda duran fikirler olduğu zaman aslında bu gibi bürokratlar ve bu gibi müdürler veya benzeri sorumlulukları olan kişiler aslında biraz geri adım atması lazımdır konuşmalarında. Aksine daha kışkırtıcı, daha provokatif konuşmalar yapmaya özen göstermesi lazım. Burada bence oradaki tansiyon yüzünden bir hata yapıldı ve ortaya bir cümle atıldı. O cümlenin üzerine de bir olay çıktı. Şehir Planlama Dairesi Müdürü daha sonra bir açıklama yapmış. Uygunsuz sözlerim için bu söz konusu iş insanından özür dilerim şimdi demiş. Şimdi doğrudur, özür dilerim. Eminim pişmandır. Bunu kastetmemiştim demiş. Yani bugün Kıbrıs Gazetesi'nde aslında okuyorum şimdi. Aslında o ne demek istedebilirsiniz? Ben onun ne demek istediğini aslında anlıyorum. Aslında siyasetin direkt olarak memleketi idare ettiğini söylemek istedim demiş. Onu demek istedi. Fakat orada kullandığı birkaç kelime yanlış oldu ve bu cümle değişik algılandı. Çünkü biz bu cümleye benzer bir cümleyi aslında başka bir memur arkadaşımız Lefkoşa imar planında sarf ettiydi. Ama onun söylediği daha genel ve daha içinde bulunduğumuz durumu açıklayıcı ve herkese dokunmayacak ve genel olarak durumun niçin böyle olduğunu anlatan bir cümleydi. Burada biraz fazla şahsi. Evet, o konu biraz şahsi. Bence kötü oldu. Keşke öyle olmasaydı. Öyle ümit ederdik ama işte elimizde değil. Ama bizim zaten genelde siyasiler olsun, siyasiler dışında müdürler, şeylerdeki, bakanlardaki, dairelerdeki müdürler, bürokratlar, müsteşarlar, bakanlar da dahil buna, aslında kendilerini tutmaları, kendilerine temkinli, kendilerine birazcık mukayyet olmaları lazım. Çünkü doğrudur, bir işlem vardır, yapıyorsun, belki de o insanın bir zarara uğratacaktır. O kendi düşünüyordur ki beni bu kadar zarar olacak. Kendi bir şekilde canı yanmıştır. O sana bir şekilde bu beğenmediğini veya başka bir öneriler sunabilir. Tamam, siz aynı fikirde olmayabilirsiniz ama karşıdakini dinleyeceksiniz ve karşıdakine aslında onu provoke edecek cümleler ve kelimeler sarf etmemeniz lazım. Baykan Hanım, bence çok önemlidir bu. Şimdi bu önemli, evet, yani amacından sapmış belli ki konu. Zaten konu amacından saptırılsın diye oraya toplandı bir grup insan. Onların istediği diye oldu yani. Ben gerçekten duydum da çok üzüldüm. Aslında orada yapılması gereken şuydu. Bu arada eminnamenin amacı bu çarpık yapılaşmayı bir düzene koyacak bir imar planı yapılana kadar aslında durdurmaydı. Ben onu da söyleyeyim size. Belki de pek çok kişinin de hemfikir olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Genel anlamda pek çok vatandaşın. Yani biliyorsunuz Mausa tarafında özellikle İskele tarafına falan da giderken böyle çok yüksek, kocaman, hiç yakışmayan aslında o bölgenin dokusuna, yapısına yer yer uygun ama onu da kabul edelim. Yer yer gerçekten yapılması gerekir. Turistik anlamda veya yatırım anlamında. Yer yer o bölgenin dokusuna da dokunmayan bir yapı var. O yapının tam olarak Mausa'dan Yeniboğaz içine kadar, işte İskele'ye kadar ne şekilde olmasının planlanması için yapılmış ama inşaat yapmayacaksınız demiyor. Yüksek yapmayacağınızı belirten, yani fasıl 96'nın artık oralarda geçerli olmayacağını belirten bir eminnamedir aslında. Şimdi korkusu nedir oradaki? Bu konuda hemfikir olmayan kişileri. Şimdi siz eminnameyi koydunuz, senelerce bu eminnameyi bırakırsanız, bu imar planını yapıp da getirmezseniz buraları kısırlaşacak yatırım anlamında. Şimdi onlar da haklıdır. Burada tamamıyla bir kısıtlama ya da bu yatırım bacağını öldürecek bir anlayış öldürecek mı var değildir. Peki ki öldürecek böyle bir tepki konuluyor? Fasıl 96'yı kaldırıyor. Fasıl 96 nedir? Arazinizin metrekaresinin belli bir miktarı, 2.2 gibi bir miktarı, yani sizin 1000 metrekare yeriniz varsa 2200 metrekare kapalı alan yapabilirsiniz. %50 de oturum şartı vardır genelde. Yukarıya doğru çıkarsınız. Normalde bir araziye yarısına oturumu koyduğumuzda 5-6 katı geçmez.
aslında. Fakat arazi eskiden hatırlarsanız Lefkoşa'da öyleydi. O yapılar arada duruyor ve çok da kullanışlıdır oralar aslında. Şimdi bu fasıl 96 kötü bir şey değildir, öcü de değildir. Doğruyu da buradan söyleyeyim. Fakat bu fasıl 96'nın tığı geniş arazilerde, geniş yerlerde o yerin metrekaresini kullanıp %50'nin altında bir oturum yapıp çok yukarıya doğru çıkaranlar var. Hı hı. O zaman belki de bir kat kısıtlaması falan getirilmesi daha mantıklı olabilir. İmar planları ne şekilde hazırlanır ben bilmem. Tabii burada net bir pozisyon koymuyor ama ha. Değil mi hükümet? Yani şudur kat sayısı, kuralı şudur. Bir tartışmaya evet. Açılıp görüşlerin harmanlanması. Evet. Yani toptan redci, yani yatırımcıyı da toptan reddeden bir pozisyon yoktur. Aslında var mı, normalde, yok mu? Normalde geçmiş dönemde nasıl yapıldı bilir misiniz? Bazı bu 1-2 sene öncesinden önceki şeyler için konuşuyorum. Emirname çıkar, 3 gün sonra yürürlüğe konur, şeye açılır, vatandaşa bu şekilde gidilir, sunumu yapılır. 3 gün sonra yürürlüğe koyabilirsiniz isterseniz. Ama bizim bakanlığımız o kadar demokratik bir bakanlıktır ki, onu da söylemek isterim buradan. Yani bakanımız da aynı şekilde. Niçin yaptı bu halka sunumdan sonrasında da bütün önerileri ve bütün şikayetleri ve tavsiyeleri alıp aslında harmanlayacaklardı ve tekrar toparlayacaklardı emirnameyi. Amaç da odur. Yani o emirname oraya gittiği şekilde kalacak diye bir şey yok. Hemen de uygulamaya konacak diye de bir şey yok. Aslında bu kadar tantana yaratacak bir olay yoktur. Ama önerilerle ve tavsiyelerle ve şikayetlerinizle bunu şekillendirebilirsiniz. Ben tek tartışma eksenini ki bugün işte örneğin Kıbrıs Postası, Mosa Bölge Milletvekillerinin bir kısmıyla konuşmuş bu konuyu. Şimdi hata olarak değerlendirilen tek şeyin bir bütün olarak düşünülmesi. Yani evet. Ayrı ayrı düşünülmemiş olması İskeleye bir hata olarak değerlendiriliyor. O konuda haklı olabilirler. İşte bunu gidip söyleyecekler. Hı hı. Ki söylediler ama sonunda tam ortasından mı bitti, sonundan bitti ben de bilmiyorum. Bu sonra bundan biliyorsunuz tam olarak sunum tamamlanmadığı için bu sunum tekrar yapılması lazım. Evet, başka. Bu biz de Yeni Erenköy'de olduğumuz için parti olarak orada bakanımızı Ayşegül Baybars'ı oradaki bölge şey müdürleriyle, daire müdürleriyle falan aslında yalnız bıraktık da demeyeyim. Yeni Erenköy'e gideceğiz diye. Gidemedik, katılamadık. Yoksa ben kendim orada olmuş olsaydım bu kadar tantana çıkmadan veya tantana çıkma durumunda biraz da müdahale etmeye de çalışırdım. Çünkü biz de Lefkoşa'nın özellikle Lefkoşa imar planının çok büyük de takipçisiyim. Hı hı. Ben çocukluğumdan beri biliyorum da içerisinde olduğum için ve sürekli olarak da bizim yatırımlarımız olduğu için yapılan yanlışları veya yapılan doğruları da çok doğru bir şekilde biliyorum. O konuda da kendi yorumlarımı da yaparım. Yapardım da dün aslında orada olsaydım. Belki de biraz tansiyonla şey yapardık. Başka bir toplantı. Ama sanırım tansiyon çok yüksekti. Onu da söylemek isterim size. Bundan sonraki toplantıda bir aksilik çıkmasa ben de orada olacağım ve arkadaşlarım da orada olacak ve bu konudaki fikirlerimizi biz de ortaya katacağız. Zaten burada olay dediğim gibi o bölgenin halkından öneriler, şikayetler almak için yapılmış bir sunumdu aslında. Bu kadar olay haline getirilmemesi lazımdı. Bir sonraki toplantıda da benzer bir gerginlik yaşanır mı size göre peki? Şimdi yaşanır mı? Aslında ne şekilde olur tutumu ben de bilemem bakanlığında. Onu bugünlerde herhalde öğreniriz diye düşünüyorum. Yani bu üç bölgeyi böleler mi? Ayrı ayrı eminim. İşte Maosa'ya ayrı, Yeni Boğaziçi İskele beraber olabilir de Yeni Boğaziçi ayrı, İskele ayrı bir şey de düşünülebilir mi? Tam olarak göreceğiz önümüzdeki günlerde. Şimdi bakanlık da yapmış, Mausa milletvekili Sayın Ersan Saner'in bir açıklaması oldu bununla ilgili. Şimdi bu çağda diyor ülkenin geleceğini emirnamelerle belirleyemezsiniz. 40 senedir kendi partisi emirnamelerle belirler. Yani şimdi bunu da, şimdi Hamza Ersan Saner'i çok severim. Kendisi de mimardır biliyorsunuz. Evet. Çok da bilgilidir. Bu konularda bilgisi var. Mausa'dır da tabii. Mausa'nın her köşesini o benden daha iyi bilir. Ama geçmiş dönemden beri bu emirnameleri çıkaran Halkın Partisi değildi. Ayşegül Baybars da değildi. Gülşahsan ve Manavoğlu da değildi. Bunlar kendi döneminin, kendinden önceki de dönemlerin, kendi mensubu olduğu partilerin de yaptığı, kararı verdiği birçok emirnameden bahsederler aslında. Doğrudur. Ülkesel fiziki plana göre imar planları yapılması lazım. O bir imar planlarına sadık kalınması lazım normalde. Fakat gelmiş geçmiş hiçbir hükümet
Hiçbir şeye sadık kalmadı. Siyaset uğruna o zamanlarda işte yapıldı esas aslında yanlışlar. Girne'nin halinden bunu görebilirsiniz. Girne'deki emirnameyi ben çıkarmadım. Yani Girne'deki o 15-20 kat şu herkes bağırır. Hiç kimse memnun değil o görüntüden. Bir kişi varsa o görüntüden memnun olan bana bu ülkede gösterin. Siz indiğinizde Ciklos'u karşılaştığınız manzara size Monte Carlo'yu mu hatırlatır? Neyi hatırlatır söyleyin bana. E o emirnameyi çıkaran benim. Halkın Partisi çıkardı o emirnameyi. Yani Hamza Ersen Saner o zaman neredeydi o zaman? Yani ben çok severim Hamza Ersen Saner'i. Buradan söyleyeyim, kendisine söyleyeyim. Çok güzel konuşun dedim burada şeyde komitede. Kendimi kaptırdım yalnız, farkındayım ama ne yapayım, bir şey değil. Yani komitede açtı konuyu. Bütçe komitesinde. Yani bütçe görüşmeleri. Ben size tam anladayım bunun gelişini aslında. Niçin bu iş çok fazla proveki oldu? Biraz da Hamza Bey, Ersan Bey sayesinde proveki oldu. İşte Mausalı başka milletvekilleri sayesinde proveki oldu. Öyle bakarsanız Ayşegül Baymars Mausalı milletvekili. Lazım da siyasi ise o kadar rant varsa ucundan ona dokunsun. Da dokunmasın bu emirnameye. Eğer bu emirnameyi çıkarma cesaretini gösterdiyse bizim Mausalı milletvekilimiz, bakanımız, demek ki bölgesini, ülkesini düşünüyor aslında. Onu yapmaya çalışıyor. Daha düzenli bir imar planı çıkması için aynen Hamza Ersen Saner'in dediği gibi emirnamelerle değil imar planlarıyla düzenlenir aslında bir ülke. Doğrudur. Ama sen hiçbir şey yapmadıysan geriden ve Girne'nin emirnamesi çıktığı gün durduramadıysan kendi partini, geçip bana burada ne tarif edin yani? Peki bugün neyin nedir yanlış, bu? Neyin doğru olduğunu? O zaman geçsinler de kendi partilerine tarif etsinler. Neyin yanlış, neyin yani doğru olduğunu? Siz şu anda bu ortaya konulan tepkiyi samimi bulmuyor musunuz peki? Samimidir çünkü para var işin şeyinde. Şimdi baktığında doğruyu da söyleyeyim size. Ortaya konulan tepki samimidir. Fasıl 96 aslında kötü bir şey değildir. Ben hala daha söylüyorum ben size bunu. Ama öyle çıkıp da İşte emirnamelerle ülke yönetilmez deyip de geçmişini düşünmeden konuşması da bence doğru değildi bir milletvekilinin. Yani geçmişte de başka bir parti Lefkoşa'daki Fasıl 96'yı kaldırıp emirname koyduğu zaman ve bunu 15 sene uyguladığı zaman Lefkoşa'da kısırlaştı yalnız. Onu da size söylemek isterim. Kısır bir Lefkoşa yarattık biz 15 sene. Başka bir siyaset anlamında gene siyasi olan işte Lefkoşa'daki portakal ağaçlarını koruyacak diye. Zaten portakal ağaçlarının ömrü geldi, bitiyor. O zaman konulmuş bir yasak vardı. İşte bundan 5 sene önce Allah'tan o emirnameye artık yürürlükten kaldırıldı da normal şeyler yapılmaya başlıyor. Lefkoşa'nın içerisinden konuşuyorum bu arada. Şey tarafları değil, Gönlüye tarafları falan. Onlar ayrı bir olay zaten. Gerçekten çok gelişmekte bir ülkeyiz. Topraklarımız çok değerlidir. Bizim bu topraklarımızı aslında çok doğru planlayarak kullanmamız lazım. Ama ne yazık ki hiçbirimizin memnun olacağı bir görüntü ortada yok. Bir izleyicimiz diyor ki emirnameler, şu an üzerinde tartışılan emirnameler imar planının hazırlık sürecine de bir nevi katkı sağlayacak mıdır? Amaç da bu mudur? Bunu da doğru bir şekilde anlatmak gerekiyor tabii. Genelde öyledir zaten. Tabii. Ama tabii ki imar planı farklı olabilir emirnamedeki düşünceden. Yani işte bu alınacak olan bir sürü feedbackle birlikte çok hızlı bir imar planı aslında üretilirse bu emirnamenin de hükmü geçersiz olacak aslında. Hep bugüne kadar çarpık yapılaşma üzerine konuştuk. Neden şimdi sistemi değiştirmek veya bunu bir karar mekanizması içine dahil etmek bu kadar rahatsızlık yaratıyor diye sormuş bir başka izleyicimiz. İşte onu anlatmaya çalışırım. Aslında kötü niyet yok burada. İyi bir niyet var ama biraz çarptırıldığını düşünürüm ben bu konuda. Çünkü zaten bu anlatmış olduğumuz olay, yani konuşulanlar geçmişte zaten çok fazla başımıza gelen olaylardı. Sanki de böyle ilk defa bu hükümetle birlikte veya bu bakanlıkla birlikte yapılıyormuş gibi davranılması gerçekten haksızlıktır yani şu anda bizim bakanlığımıza. Çünkü bir iş üretilmek için uğraşılıyor, sürekli olarak çalışılıyor. Daha önce bunu yapmayı göze alamamış başka sebeplerden dolayı hükümetlerin geride bıraktığı veya işte hükümetlerin ilgilenmediği bu bölümlerle ilgilenip bu çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için aslında yapılmış bir emirnamedir. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır onun detayına ben girmeyeceğim. Amaç zaten önerileri alıp doğru bir çözüm yaratmaktır. Evet. Zamanı biraz daha süratli kullanmak istiyorum. Çünkü gittikçe daralıyor sohbet zamanımızda. Şimdi önemli bir bölümünü tabii bu tartışma oluşturduğu için bugün gündemin. Bunu konuştuk ama şimdi genel anlamda bir
intiba var ki halk bu hükümetin icraatlarından çok memnun değil. Bunu neye dayandırabiliriz? İşte bir süre önce çıkan bir kamuoyu araştırması, Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi'nin, her 3 ayda bir yapılıyor. En son Haziran ayında %60 civarındaydı halkın memnuniyetsizliği. Eylül ayında yapılan kamuoyu araştırmasında %80'in üzerinde bir memnuniyetsizliğin yansıdığını gördük. Şimdi bu memnuniyetsizlik tamamen duygusaldır. Yani ekonomik sebeplerle mi? Tabii ki. Yani şimdi peki çözüm üretemediğini düşünmek çözüm de haklı olmadı, haklı olduğunu düşünüyor musunuz zaman yok. Zaman vatandaşın? Şimdi ben gerçekten size ben kendimi biraz da tarafsız görürüm yani ve hükümet tarafı tutar gibi de görmek istemem. Gerçekten bu hükümet bu tedbirleri almak için çok şeylerden feragat etti. Sırf halka da yansıyabilmesi için. O 23 tane tedbir paketine işte daha sonra eklenen oldu. 30'u buldu. Bunların işte 20 tanesi uygulandı, 10 tanesi uygulanmadı veya 5 tanesi, 6 tanesi daha sonra uygulanacak. Mesela KDV iadesi gibi. Biliyorsunuz onun için de bir çalışma yapıldı. Bu sene uygulanmaya başlayacak. Kredi kartıyla yapılan harcamalarda belli bir miktar KDV vatandaşa iade edilecek kredi kartı hesabına şeklinden. Yani gayet böyle kayıtlı bir iade. Herhangi bir suistimale yer vermeyecek. Geçmişte biliyorsunuz sosyal sigortalara gider zarfı verirdiniz. Doldururdunuz şeyleri, fişleri KDV'yi almak için. Ondan sonra da şimdi tenzih ederim orada çalışanlar için konuşmam. Geçmiş dönemde oradaki memurlar gelip de zarfını vermeyenlerin adına zarflar doldurup paralar aldılar biliyorsunuz. Öyle bir Sayıştay raporu vardır. Bizim Sayıştay Komitesi'nin karşısına geldi. Ben gözlerim açık okudum bu raporu ve sonunda aldıkları cezayı da gördüm. Parayı geri ödemekle cezalandırıldılar ama Kamu Hizmeti Komisyonu'ndan herhangi bir disiplin suçundan çarptırılmadılar yani. O zaman bu devleti de çalmazsan enayisin yani. Bunu da söyleyeyim buradan. Yani biz geriye dönük baktığımızda eğer evet. Görüyorsak bu devletin suistimale uğratmış, zarara uğratmış veya yolsuzluk yapmış kişiler cezalandırılmıyor. Bekler miyiz doğru dürüst bir yapı oluşsun? Bekleyemeyiz. Yoldan geçen vatandaşın yasalara uymasını bekleyebilir miyiz? Peki bekleyemeyiz. Mesela, önceki gün Sayın Başbakan açıkladı. 79 mu 76 mı evet. Kişi mesai saatlerine uymuyor kamuda. Şimdi ayak konusu nasıl bir disiplin mekanizması bir işleyecek? Örneğin bunda. Evet bu haber çıktı. Dediler ki bize kimdi ben de unuttum aslında şeyde miydi mecliste miydi diye. Yapamayacaksınız bir şey. Doğrudur. Şimdi bir şey yapamam. Öyle bir sistem yarattın ki öyle yapamam. Aslında yani bizim hiçbir disiplin suçu, hiçbir şey işlemeyecek mi peki? Kamu Hizmeti Komisyonu'na düşer aslında bu saatten sonra ne yapması gerektiği. Bence işlemesi gerekir. Ya da eğer ikazdır, ilk defadır deniyorsa bilmiyorum tam olarak oradaki suistimallerin ne olduğunu, saat suistimalleri mi hiç mi gitmedi? Sabah gitti parmak bastı. Hiç işe gitmedi. Gece gitti parmak bastı. Onu bir daha çözmek lazım aslında. Yapılan suçun ne derece araştırmaya o da Kamu Hizmeti Komisyonu'nun şeyine düşer. Görevine düşer. Ama işte zaten bütün problem buradan çıktı Baykan Hanım. Yani eğer siz denetlemelerinizi özellikle kamu konusunda konuşursak yapamazsak ve 10 senedir 10 kusur senedir de milletvekilleri ve hükümetler kamu reformu ismi altında reform konuşup da Türkiye Cumhuriyeti'ne de söz verdikleri için zaten konuşuyorlar. Yoksa herhalde Türkiye Cumhuriyeti'ne söz vermiş olmasalar protokollerde onunla konuşmayacaklar. Ama o yasayı çıkarmak istermiş gibi davranıp çıkarmamak için komitelerde sendikalarından çekinerek veya başka zümrelerden çekinerek o oyları kaybetmeyesin diye çıkarmak istermiş gibi yapıp da çıkaramıyor, çıkarmamak havası yaptık 10 senedir ne yazık ki. Bu da yani Türkiye Cumhuriyeti karşısında itibarımızı, bizim başka yasalarda da yaptık bunları, o kadar bir aşağıya çekmiştir ki artık Türkiye Cumhuriyeti'nin bizim hükümetlerimizin verdiği sözlere inancı kalmadı. Bizim aslında en büyük kayıplarımızdan ve hatalarımızdan da biri oldu. Biz gittik. Bu dönemde gene bizim milletvekillerimizin ana muhalefetle milletvekilleri konuşur. Daha protokolü yapmadınız, imzalamadınız. Tamam da protokolü yaptın, imzaladın, bu kitabı da bastın. İçinden ne yaptın? Yani ne yaptın içinden Türkiye Cumhuriyeti'nin senin kendi ayakların üzerinde durmanı istediği yapısal reformları yapma anlamında ne adım attın?
Ha, işine gelmediği için, o koltuğa bir daha oturamayacağın için irade gösterip yapamıyorsan ben yapamam diyeceksin. Şimdi tabii bu güvensizlik ortamını yeniden tesis etmek ancak taahhüt altına aldığımız veya alınması muhtemel konularla ilgili adım atmaktır. Tabii. Şimdi buradan şuna bağlamak istiyorum. Dün sen Birikim Özgür'dü de aynı zamanda konuğumuz. Öyle Mali mi? Eski Bakanı. Kendisini edemedim. Dinleme şansımız oldu. Şimdi örneğin yeni dönemi kapsayacak olan, yani bu 2019-2021 dönemini kapsayacak olan Türkiye ile imzalanacak ekonomik protokolün hala gündeme gelmediğini söyledi. Bunun özellikle bütçe görüşmeleri ve bütçe açığını da göz önünde tuttuğumuzda ciddi bir eksiklik ve ciddi bir sorun yaratacak nokta olduğuna vurgu yaptı. Şimdi yıllardır örneğin hani bu dediniz ya güven erozyonu noktasında. Şimdi örneğin yıllarca imza altına alınan, taahhüt edilen bu planlar ya da projeler adına ne denirse buradaki hükümetler tarafından hayata geçirilmedi. Şimdi bu intibayı ortadan kaldırabilecek bir temas var mı peki şu anda hükümetle? Şu anda Türkiye bu hükümet o temasları yapmaya çalışır zaten. Türkiye'deki sistem değişikliğinden dolayı da Türkiye'de tam oturmadı, biliyorsunuz ne şekilde Kıbrıs'ta protokollerin hazırlanmasını kimler yapacak? O grup da tam olarak kurulmadığı için sadece buraya geçmiş şey, bizim bütçemizin son halini vermek için yapılacak olan toplantıda bütçe komitesiyle alakalı, yani bütçe protokolüyle alakalı bir grup geldi. Bütçemizi şekillendirirken TC'nin kaynaklarının ne şekilde işte savunmaya ne kadar diğer hibe ve yatırımlara ne kadar ayrılacağına dair o rakamları belirleyen ve bütçemizi şekillendiren diğer başka TC'nin yardımlarını belirleyen bir heyet geldi aslında. Protokol heyeti değildi gelen. Sadece bütçe protokolüyle alakalı bir heyetti. Önümüzdeki günlerde herhalde diğer heyet de gelecek diye düşünüyorum ben. Ama bana sorarsanız ben kendi fikrimi size söyleyeyim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin yerinde olsam artık yollamam yani birilerini buraya protokol yapsın diye. Zaten geçmiş protokolde. Geçin en son kitaba bakın. Onun son içerisinden seçerim 3 tane 5 tane reform niteliğinde, yapısal reform niteliğinde ama yapılması gereken ve zaruri olan 3-4 tane şeyi ve bunları bu hükümetten isterim. Ve bunu bir kağıdın üstünde, bir A4 kağıdına ben size bu anlaşmayı yapayım. Kendi düşüncemdir bu. Onu da söylemek isterim size buradan. Boşuna bu kadar insanı oturtup da oralara bu kitapları yapmak için vakit kaybedip de tutmayacağını sözleri de vermeye gerek yok ya. Yani gerçekten geçmiş dönemlerdeki hükümetlerde yapılan ne oldu? Çok güzel görüşürler, imzayı da atarlar. Ne kadarını yaptılar? Gelince. Ne kadarını yaptılar? Yani ben Türkiye Cumhuriyeti'nin yerinde olsam gelirim bir protokol yaparım. Bir de A4 kağıdımla yeterdir. Bence bana sorarsanız. Ha, yollar mollar nereye para verecek? Sonları bir yere başka bir A4 kağıdına yazarlar. Yollar konusunda bir fikrim daha var, onu da söyleyeceğim size. Yollara da bu kadar zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği paralarla yaptık ama gittik ara emirleriyle problemler yaşadık. Bir yolu bitiremedik. Buraya gelen müteahhit battı. Bahsetmiş. Ve bunu bile geçmiş dönem hükümetlerde anlatamadılar Türkiye Cumhuriyeti'ne. Ya bizim bu problemimiz var. Bu yol yatırımlarının bu parayı ayırırken bize bu kadar da para verin, istimlatları daha kolay halledelim. Yani bunu bile düşünememiş geçmiş hükümetlerimiz var. Bunları bile konuşamamış, bunları bile istememiş. O zaman o yolu yapma. Yani o yolu yapmak için yola da çıkma senin bu pürüzlerin varsa. Gelelim protokollere. Alsınlar bir A4 kağıt. 3 tane şey istesinler bu hükümetten. Biri kamu mali yönetim kontrol yasası. Bütçemizi bir bütün olarak, bütün devletin, hükümetin bütçesini bir bütün olarak görebileceğimiz, kurum kuruluşlara ne verdiğimizi, ne vereceğimizi o dönem ve onların da bütçelerinin de zorunlu kılacak şekilde bütçemize derz edeceğimiz bir sistemdir. Hükümetin, devletin de büyüklüğünü tam olarak görebileceğimiz, paralarımızın da nereye gittiğini detaylı olarak görebileceğimiz bir yasadır. Ve sanırım büyük olasılık Ocak ayında görüşmelerine başlıyoruz komitemizde. Ve bitireceğiz diye düşünüyorum ben bu bütçeden önce, yani 2020 bütçesini o yeni sisteme göre yapmamız lazım ki biz daha ayakları üzerinde durabilen, ne yapacağımızı, başımıza ne geleceğini bilecek olan bir ülke olalım. İkincisi kamu çalışanları yasasıdır. Kamu reformu demeyeceğim. Şimdi benim kendi düşüncemdir bu gene. Onu size buradan söylemek isterim. Kamu reformu diye biz yola çıkarsak, ki öyle çıkıldı yola,
Hala daha teknik komiteden şeye gelemedi. Ki yıllardır konuşuyoruz. Yıllardır konuşuluyor. Yeni hükümet aldı, baştan bunun üstünden geçecek. Teknik komiteye tekrar gönderdiler falan, getirecekler. Şimdi bu gene alacak şey. Çok büyük zaman kaybı olacak gene. Aslında yapmamız gereken, alabiliriz eski şeyi, yasayı. Bunun içerisinde değişmesi gereken yerler nelerdir? Bellidir ya yeni reforma, yeni şeye, yasaya göre. Olduğu gibi baştan bu yasayı okuyup madde madde bunların üzerinde tartışıp geçirmek istiyormuş gibi davranıp yapamamış gibi davranmaktan daha iyidir bana sorarsanız. Çünkü artık Türkiye Cumhuriyeti'ni... Ben bunu söyledim partide. Söyleyeceğim de tekrar onu, bu konuyu komite başkanına da. Çünkü gerçekten bir zaman kaybıdır. Ben bunu her yerde gittiğim yerde söylerim. Eğer biz bu kamu reformu yasasını yenisini alır da böyle baştan sona kadar yapıp da geçirmeye kalkarsak gene olmayacak diye korkarım. İnşallah da, keşke ben yanılsam. Yani bu öneriyle sizin daha çözüm odaklı ve evet, daha sürekli şekilde yapılabilecek zaten bir... Zaten eskiyi uygulasan Baykan Hanım gene %50'si 50-60'ı çözülür. Hani neyi kaldıracaksın? Üçlü kararnameyi kaldıracaksın. Kamu hizmeti komisyonu sınavları ile müsteşarlar, müdürler oraya gelmesi lazım. Ha yeni bir bakan da gelirse ikinci bir işte siyasi müsteşarını kendi getirsin. O bakan o görevden de gittiği zaman alsın götürsün. Ama orada o şeyin, bakanlığın kurumsal hafızasını sağlaması gereken müsteşar orada kalsın. Gelecek olan bakana bu bakanlığın içinde nasıl işler yapılır, nasıl iş döner anlatacak olan aslında alttaki memurlar değildir ya. Müdürler ya da müsteşarlar. Zaten alttaki memurlarda sıkıntılarımız vardır. O ne oldu? Tabii ki bütün bakanlıklarımızın içerisinde kurumsal havası neredeyse gitmişti. Bir tek bakanlığımızda nispeten %90 daha iyidir. O da Maliye Bakanlığı'dır. İnşallah zaman içerisinde o da bozulmaz diye düşünüyorum. Yavaş yavaş kapatmak zorundayız programı. Üçüncü de söyleyeyim ama. Buyurun. Bitirmedim. Üçüncü de Türkiye Cumhuriyeti'nin istemesi gereken yasalardan bir tanesi. Dediğim gibi o büyük protokolleri yapmadan belediyeler değişiklik yasasıdır. Bu da ciddi bir tartışma ve senelerdir de ama sonuç alınamadı. Ama azaltılacak demiyorum size. Yani 28 belediye 14'e indirilecek değil. Belediyelerin işlemini doğru şekilde tanzim edecek. Toplayacakları vergileri doğru şekilde alabilecek, hizmet verebilecek. Bucak belediyelerle ana belediyeleri ayırıp birlikte böyle koordineli çalışmalarını sağlayacak. Ama bir daha önemli konulardan bir tanesidir bence. Çevre konularında Çevre Bakanlığı'nın yetişemediği birçok olay var, siz de biliyorsunuz çevre dairesini. Artık belediyeler direkt çevreyi kirletenlere müdahale edip ceza yazması lazım bence. Çevre dairesini artık genel anlamda kontrol edecek çevre dairesi, ama durup da adamlarını köşe bucak yollayıp işte o belediyenin içinde, bu belediyenin içindeki gelişi güzel dökülmüş çöplere ceza yazdırması yetersiz, zaten yetişemiyorlar. Bence bu konuda belediyelere verilmelidir. Bir de belediye başkanlarına yaptıkları mevzuata aykırı davranışlarda muhakkak suç ve cezalar artık o yasanın içerisinde yazılması lazım diye düşünüyorum ben. Evet. Zaman ayırdınız. Sizi dinlemek her daim keyiftir. Keyiflidir. Hem keyif alıyoruz hem de sizden öğrendiklerimiz oluyor. Bu fırsatı tanıdığınız için ben teşekkür etmek isterim size. Ben teşekkür ederim. En son bir ay önce konuk etmiştim sizi. Dün de zamanlamasına baktığımda bir ay sonra bu zamanı ayırmanız son derece önemli ve kıymetli oldu. Böyle mübarek bir akşamın ertesinde de birlikte buluştuğumuz için daha da anlamlı çok da oldu. Mutlu oldum. Bugün de tatil günüydü. Mevlüt Kandili'ne tekrar geçmiş Mevlüt Kandili'miz de mübarek olsun diyorum herkese. İnşallah bundan sonra daha böyle güzel şeyler, böyle 3-5 ay sonra konuşmayı da ümit ediyorum daha sizinle iyi birlikte. De konuşalım bir şeyleri artık. Yapabildiğimize, bir şeyleri değiştirebildiğimize dair, ama en önemlisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının birlik olup bu değişimleri yapabilmesi için destek vermesi gerekir diye düşünüyorum bütün idarelere. Evet, çok teşekkürler, kolay gelsin diyelim size. Sayın Gülşah Sanver Manavoğlu bizimle birlikteydi. Burada noktayı koyduk, yarın yeniden birlikte olmak dileğiyle veda ediyoruz. Hoşçakalın.